kardeşlerim, muazzez müminler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz. Kur'an-ı Kerim o anneden bahseder. O annenin beraatinden, iffetinden bahseder. Ennebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri anneleriniz buyurur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarıyla münasebetinden bahseder Kur'an-ı Hakim. Bir Müslüman evinde sorun yaşadığı zaman, eşiyle sorun yaşadığı zaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine baksın. Ev mahrem, mahrem olmasına rağmen Kur'an-ı Hakim bize, Ashab-ı kiram radıyallahu anhum onlar bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinden bahsederler Erkekler hanımlarına karşı nasıl davranacaklar Onu sallallahu aleyhi ve sellemin evinden eşiyle olan münasebetlerinden alacaklar Eğer peygamber aleyhisselamın eşlerini çökertirseniz Onlara saldırırsanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine saldırırsanız O ev yaralanırsa bütün evler yaralanır Bütün evlere iffet peygamber aleyhisselamın evinden gelir Bütün kadınlara izzet peygamber aleyhisselamın kadınlarından kızından Fatıma'dan gelir radıyallahu anhunne Onun için muharebe meydanlarında Savaş alanlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin durduramayacaklarını anlayınca evine girdiler. Hendek muharebesinden sonra baktılar ki Hicaz Yarımadası'nda bir ittifak var, bir koalisyon var. Buna rağmen Peygamber Aleyhisselam'ı durduramadılar. İslam'ı ortadan kaldıramadılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın evine girdiler, haremine girdiler. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya iftira ettiler. Birkaç saat önce bir haber okudum. Bir video var. İran'da bir genci idam etmeden önce konuşmasını videoya almışlar, onu neşretmişler. Müslüman bir Kürt evladı. Selahaddin Eyyubi'nin torunu. Diyor ki bana iftiralar atacaklar. Sakın ha inanmayın. Ben yıllardır İran hapishanelerindeyim. Benim suçum iki tane İran mollası Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamıza sövdüler. Ona iftira ettiler. Ben de peygamberin eşidir dedim. Allah kitabında bunlar annelerinizdir buyuruyor. Ve ezvacuhu ummahatuhum anama sövemezsiniz dedim. Aldılar beni. Eğer öldürürlerse idam ederlerse bilin ey ehli iman. Benim bunlara göre suçum annenizi Hazreti Ayşe'yi müdafaa etmek. Kardeşlerim, o gence asılar. Peki Ayşe radıyallahu anha kim? Hazreti Ayşe radıyallahu anha senin için ne anlam ifade ediyor? Alime bir kadın. Salihe bir kadın, zahide bir kadın, kızına, eşine, iffetten, zühten, takvadan bahsedeceksin. Hz. Aişe radıyallahu anhayı anlatıyorsun. Onu işaret ediyorsun. Atabi Nebi Rabah diyor ki rahmetullahi aleyh. İnne Aişete a'lemun nas, efkahun nas. Tabiinin en büyük alimi konuşuyor. Atavi ne Rabah konuşuyor. Diyor ki: Ben çok alimler gördüm ama Ayşe gibi bir alim görmedim. Ayşe gibi fakih bir kadın görmedim. İbn Şahab ez-Zühri rahimehullah. Tabiin döneminin en büyük muhaddislerinden. O da diyor ki: bütün kadınların ilmini bir yere koysalar Aişe radıyallahu anha onun ilmini bir yere koysalar ilmu Aişe afdal Aişe'nin ilmi onlardan daha üstün Peki Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Aişe'sinden bahsederken Aişe'nin diğer kadınlara üstünlüğü Ke fadli seridi ala sairi ta'am trit yemeği diğer yemeklere karşı nasıl üstünse Ayşe o kadar üstün Ayşe ahirette benim zevcem olacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sanki biliyorlar ki Birileri kalkacaklar İslam adına, iman adına Ayşe'ye zina isnadında bulunacaklar iftirada bulunacaklar. Dua ederken Ayşe'ye lanet oturumları düzenleyecekler. Peygamber Aleyhisselatu vesselam İmam Buhari rivayet ediyor. İnne zevceti Ayşe Ahirette benim eşim Ayşe olacak. Ayşe'ye radıyallahu anhaya sövmeyin. Babası Ebu Bekir onun, eşi Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun, insanlık ehramının en zirve noktası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onunla yıllarını geçirmiş. Bugün Ayşe radıyallahu anha üniversitelerde onun fıkhına dair tezler hazırlıyorlar. İbni Hacerler, Neveviler, bu ümmetin büyük alimleri, allameleri, Kalet Aişe diye söze başladılar. Aişe radıyallahu anha buyuruyor dediler. Aişe peygamber aleyhisselamdan naklediyor dediler. Aişe üniversitede okumadı. Aişe radıyallahu anha üniversite mezunu değil. Ama bugün üniversiteler, alimler, allameler, İmam Malikler, Ebu Hanifeler, İmam Şafiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden ona dair hadisler rivayet ettiler. En alimlerden dediler Ayşe radıyallahu anh'a. Zühdü, takvayı ondan Ayşe peygamber aleyhisselamdan aldı en son anlarını Efendimiz onun yanında geçirmek istedi. Hastalanmışlardı son anları ayrılacak dünyadan sürekli soruyorlardı yarın neredeyim diye. Anladılar ki nöbetleşe hanımlarının hanelerinde duruyor. Peygamber aleyhisselam Ayşe'nin evini istiyor. Ayşe'nin evine getirdiler. Yedi gün Hz. Muhammed aleyhisselam hayatının son yedi gününü onun evinde geçirdiler. O evden çıktılar. Ayaklarını yere süre süre mihraba oradan gittiler. Son akşam namaza çıkacaklar. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum onlar bekliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam abdest alıyorlar. Birkaç adım atıp düşüp bayılıyor. Kendine geliyor. Asabım nerede diyorlar. Yentadirunek. Sizi bekliyorlar ya Resulallah. Yine abdest alıyorlar. Yine birkaç adım atıyorlar, düşüp bayılıyor. Hadise defalarca tekrar ediyor. En son kapıya kadar geliyor. Perdeyi kaldırıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselam'a baktık. Ke enne vecehu ve musafin. Mübarek yüzü bir Kur'an-ı Kerim misafesi gibiydi. Allah Resulü Aleyhisselam bize son defa baktılar. Baktılar ve o gecenin sabahında Ayşe radıyallahu anha'nın evinde onun kucağında ruhunu Rabbine teslim ettiler. Ayşe radıyallahu anha okuyorlar, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın eline üflüyor, Allah Resulü'nün elinde bereket var diye, mübarek vücudunu yine Efendimiz'in eliyle mesediyorlardı ki, buyurdular Ayşe, bu gidiş vaktidir, dünyadan ayrılış vaktidir. Artık bundan sonra bana eza edemeyecekler, sana sövüp de bana dünyada eza edemeyecekler. Üzerime gelip de bana eza edemeyecekler. Uridur Rafi Kalala. O en yüce dostu istiyorum Ayşe dediler. Ayşe'nin kucağında radıyallahu anha ruhunu teslim etti efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun evine, onun hanesine Allah Resulü Aleyhisselam defnettiler o kadar yakındı. Hani gidiyorsunuz ya, Efendimiz Aleyhisselam o gittiğiniz Ravza için buyurmuşlardı. Ma beyne beyti ve minberi ravdatun min cenne. Şurası evim, o evimle minberimin arası cennet bahçesi. Ayşe radıyallahu anhanın evini işaret ediyor. O ev diyor, ruhunu Allah'a teslim edeceği o mekanı işaret ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam onunla latife yapardı. Yarışırdı bazen onunla. İyi ki yarışında Ayşe radıyallahu anha geçti. İkincide de biraz kilo alınca Efendimiz geçmişlerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha üzüldüler. Efendimiz buyurdular ki Hadihi bitilke Hani biraz kilo aldın ya Ayşe Ondan dolayı geri kaldın Hanımına karşı Eşlerine karşı ülfeti vardı, muhabbeti vardı Peygamber Aleyhisselam'ın. Her erkeğin hanımıyla zaman zaman problemleri olur. Ayşe radıyallahu anh'a da diğer kadınlar gibi sesini yükseltir. Peygamber'e sesini yükseltir. Babası Ebu Bekir duyar radıyallahu anh. Eve gelir. Ayşe'nin üzerine yürür. Senler kızım nasıl olur da Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattı. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu ifadeleri nasıl kullanırsın kızım der. Ebu Bekir kızına Ayşe'ye elini kaldırır. Efendimiz aleyhisselam tutar Ebu Bekir'i dışarıya çıkarır. Sonra döner Ayşe'ye buyururlar ki Erâ'eyti Keyfı hamaytuki minar racul Gördün mü Ayşe seni bu adamdan seni babandan nasıl korudum Ayşe Sana dünyada en yakın benim Ayşe o durumda bile babasına karşı, Ebu Bekir'e karşı, Ayşe'nin yanında duran bir peygamber. Bu haliyle eğer benim Ayşe'me, benim evime, benim evim üzerinden ümmetin kadınlarına söverlerse, ben babasına karşı bile nasıl korudum Ayşe'mi, koruyun Ayşe'yi, koruyun bütün İslam kadınlarının iffetini. Ondan alacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselam, kadınlara dair bütün konuşmalarını ya Ayşe üzerinden yaptılar ya diğer kadınları diğer eşleri üzerinden yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde bir gardiyan gibi, bir polis gibi, bir karakoldaki komutan gibi durmazlar. Şefkati var, merhameti var. O kadar ülfeti vardı ki Ebu Bekir gibi radıyallahu anh merhametin abidesine karşı eşi Ayşe'yi koruyacak kadar şefkati, merhameti olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Ayşe radıyallahu anh'a, Efendimiz'den neyi gördülerse onu yaşadılar. Neyi aldılarsa onu hayatlarına tatbik ettiler. Efendimiz aleyhisselamın gece ibadetlerine en fazla o tanık oldu. Diyorlar ki, Allah Resulü bir gece kalktılar, namaz kılıyorlar. Gözünden yaşlar geliyor. Önce yanağı ıslandı, sonra sakalları, sonra yer ıslandı. Allah onun bütün günahlarını affetti. Ama ona rağmen gece yarılarında sabaha kadar namazda, kıyamda ağlayan, gözyaşı döken bir peygamber var o kadar uzattılar ki ta Bilal-i Habeşi sabah vakti için sabah ezanını okumaya başlamış. Sabahın geldiğini, fecin olduğunu Bilal-i Habeşi bildiriyor. Allahu Ekber diyene kadar Peygamber Aleyhisselam'ın namazda gözyaşları devam etti. Sonra buyurdular ki bu gece bana إن في واختلاف الليل والنهار ولم يتفكر فيها Bu ayeti okuyup da üzerinde düşünmeyenlere yazıklar olsun veyl olsun Efendimiz Aleyhisselam'ın bu namazlarını gördü Şimdi Kasım Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın erkek kardeşinin oğlu olan Kasım Diyor ki her sabah Halam Ayşe'nin evine uğrardım. Acaba bir sıkıntısı var mı? Derdi var mı diye. Kasım diyor ki Ayşe radıyallahu anh'ın evine geldim. Ayşe namaz kılıyorlar. allahu aleyna ve vakana azabes semum. Bu ayet okuyorlar. Cennet ehlinden bahsediyorlar. allahu aleyna. Allah bize ihsanla bulundu. Cenab-ı Hak bizi kavurucu azaptan korudu. Ayşe radıyallahu anh'a ağlıyorlar. Ben duruyorum. Ayşe namazda bu ayeti tekrar ediyor. O kadar durdum ki ayaklarımda mecal kalmadı. Usandım. Gideyim dedim pazarda, çarşıda işimi görüp de döneyim. Gittim, pazardaki bütün işlerimi hallettim. Yine döndüm, peygamberin evine geldim. Halam Ayşe'ye, bugün sana dair yapmam gereken vazifeler var mı onu soracaktım. Ayşe yine aynı ayeti okuyorlar. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومُ Nafile namaz, sessiz okunur ama kendinden geçen bir kadın var yanındaki yeğeni onun kendinden geçmesinden dolayı feryatlarını duyuyor. Peygamber aleyhisselamın namazlarına o kadın böyle devam eder. Diyorlar ki Efendimiz aleyhisselam zamanında kadınlar gelirlerdi. Açlar çocuklarına kızlarına isterler. Bir defasında bir kadın gelir Ayşe radıyallahu anh'ın evine. Bir tane hurma var alır hurmayı böler, yarısını bir kızına, diğer yarısını öteki kızına verir. Başka bir rivayette Hz. Ayşe radıyallahu anha onun evine bir kadın gelir yine o rivayette de iki tane kız var. Hz. Ayşe radıyallahu anhadan Allah rızası için bir şey ister. Evde sadece üç tane hurma var. Ayşe radıyallahu anha üç tane hurmayı alır kadına verir. Kadın birini bir kızına diğerini öteki kızına üçüncüsünü ağzına götürüyordu ki kız çocuklar ikisi birden belki günlerce ağızlarına bir lokma ekmek koymadılar. Annelerinin hurmalarını ellerini uzattılar. O kadın hurmayı böler, iki yavrusunun ağzına koyar. Hazreti Ayşe Aleyhisselam efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bundan haber verince buyurdular ki İnna Allah'a kad Biha biha'l cenne o yavrularına yaptığından dolayı Allah o kadını cennetine koyacak. Ayşe bunları görür Peygamber Aleyhisselam'dan. Hz. Muaviye radıyallahu an ona bin altın gönderir. O gün bin altını dağıtır. Yanında bir kadın var. Ayşe radıyallahu anha o gün oruç tutar. Kadın der ki Ayşe bin altını verdin. Ama biraz sonra iftar vakti olacak. Birazdan Allahu Ekber diyecekler Ayşe. Sofraya koyacak bir şeyler evde bırakmadın. Hepsini verdin Ayşe. Çünkü Ayşe Peygamber Aleyhisselam'ın evini naklederken buyurmuşlardı ki: "Ma şebi'a alu Muhammedin min khubr burrin." Peygamberin evinde onun ailesi buğday ekmeğinden karnını doyurmamışlardı. Peygamber Aleyhisselam devlet başkanıydı ama böyle bir zühdü var. Ayşe o kadın büyük kadın o zühdü devam ettirdi. Yine bugün baktım Suriye'de bir çocuk kucağında babasının aşıktan ölen bir çocuk. İran'dan gelen eşkıyaların, Lübnan'dan gelen eşkıyaların, Esed'in, Rusun, Amerikan casuslarının, haydutlarının kuşatmasından dolayı ekmek mama sokulamayan bir bölgede bugün ya da bu gece bir çocuk açlıktan ölür. Eğer Ayşe Radıyallahu Anhayı bu ümmet anlayabilseydi, evlerde Ayşe gibi kadınlar olsaydı, Suriye'de çocuklar babalarının, annelerinin kucaklarında mama bulamadılar diye, ekmek bulamadılar diye açlıktan ölecekler miydi kardeşlerim? Neden Ayşe önemli? Neden haydutlar, neden mecusiler Ayşe radıyallahu anh'a saldırırlar? Hazreti Ömer radıyallahu anh, onu mihrapta İranlılar vururlar. Mecusi bir adam Ebu Lü'lü'e, Hz. Ömer radıyallahu anh onu yaralar. Evine kaldırırlar. Hz. Ömer radıyallahu anh son anları. Oğlu Abdullah'a der ki, git Ayşe'ye söyle. Yakra'u aleyki Umar esselam. Ömer'in sana selamı var. Ömer sana selamı söylüyor. Eğer müsaade ederse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nereye defnedildiyse Ömer radıyallahu an Ebu Bekir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına defnedilmek istiyor. Ayşe'ye selam söyle. Ömer dünyadan ayrılıyor. Ömer'in son anları Ayşe Ömer'e müsaade eder mi? Ama müminlerin emiri deme. Çünkü ben artık bundan sonra bu halimle müminlere emir, müminlere devlet başkanı olamam. Onu söyle Ayşe'ye. Ayşe'nin yanına gelir. Ayşe radıyallahu anh'a evinde çökmüş Ömer'in başına gelenleri ağlıyor. Abdullah izin ister. Yanına girer. Müminlerin annesi der. Ömer'in son anları, Ömer senden müsaade ister. Müsaaden olursa Ömer, Hazreti Resulullah Aleyhisselam'la Ebu Bekir'in yanına gömülmek ister. Orayı kendime ayırmıştım. Ama madem Ömer ister, Allah Resulü Aleyhisselam'ın o büyük öğrencisi ister. Ayşe kendi yerini Ömer'e verir. Gelir oğlu Hazreti Ömer Aleyhissalatü Efendimize. Ayşe'nin haberini iletince, Ayşe radıyallahu anh haberinin sururuyla Ömer radıyallahu ruhunu Allah'a azze ve celle'ye teslim eder. Kardeşlerim, Ayşe radıyallahu anh böyle bir hayat yaşadılar. Son anlarında ayağı siyasete bulandı. Siyasete bulandığından dolayı sıkıntılar çekti. Ve sonra o sıkıntıdan dolayı her Ahzab suresini okurlar, وَكَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ ayetine gelir, hıçkırarak ağlarlardı. Bu haliyle de ümmetin kadınlarına ders oldu Ayşe. Ayşe radıyallahu anh'a ümmetin kadınlarına der ki, alim olabilirsiniz, salihe, zahide olunuz ama siyasete girerseniz, benim gibi hata edersiniz. Allah Teala evinizde durunuz, çocuklarınıza anne olunuz, ben hata yaptım, benim hatama bakın siz aynı hataya düşmeyin. Kardeşlerim, bütün imamlar, İmam Malik'ten İmam Nevevi'ye kadar diyorlar ki ya izukumullahu en taudu li mislihi Eğer Müslümansanız Allah sevaz ediyor. Bir daha bundan sonra o hatalara dönmeyin. Ya izukumullahu en taudu Bir daha o hatalara, o yanlışlara ebediyen dönmeyin. Ayşe'ye zina isnadında bulunmayın. Kim Ayşe radıyallahu anhaya zina isnadında bulunursa küfre girer diyor İmam Malik. İmam Nevevi daha öteye gidiyor. Ayşe'nin iffeti noktasında birisi tereddüt ederse, şüphe ederse küfre girer diyor. Çünkü Allah kitabında onun iffetinden bahsediyor. Bu ayeti inkar etmiş olur. Velledine yermunel muhsanat. İmam Taftazani rahmetullahi aleyh. Hazreti Ayşe'den ve kadınlardan iffetli olarak bahsediyor Kur'an-ı Hakim. Kim Ayşe'ye zina isnadında bulunursa imanını kaybeder diyor. Kardeşlerim, Ayşe'ye saldırıyorlar. Ayşe'ye saldırıp İslam'ın evini çökertecekler. Orada bir Müslüman evladını aldılar. Bir Müslüman Kürt evladını Hz. Ayşe'ye sövenlere karşı durdu diye, ümmetin anasını müdafaa etti diye onu idam ettiler. Peki nerede Cizre'de hendek kazanlar? Sur'da hendek kazanlar? Diyarbakır'da Müslüman Kürt evladını Kürdün hakkını koruyoruz diye öldüren, katleden eşkıya nerede? Neden neden konuşmuyorlar? Çünkü onlar İran haydutlarıyla o Cizre'de hendek kazan eşkıyalar Kudüs'te örtüsünden dolayı Hz. Muhammed Aleyhisselam'a aidiyetinden dolayı öldürülen, şehide olan o kadın, o masume kadının katiliyle İran'daki haydutlar, PKK'nın canileri hep aynı yerde duruyorlar. Diyorlar ki biz Hz. Muhammed'in, biz Ayşe'nin, biz İslam evinin düşmanıyız diyorlar. Ey Müslüman Kürtler, Müslüman Türkler, Araplar siz Müslümansınız diye bunlar ırkınıza bakmadan, renginize bakmadan, dilinize bakmadan size düşmanlık yapıyorlar. Birileri kalkacaklar diyecekler ki Neden mezhepçilik yapıyorsun Neden İran tenkit ediyorsun Eğer birileri kalkıp Annelerinize sövseler Annelerinize zina iftirasında Bulunsalar O adamların yallarında oturur muyuz Kur'an hakim anamız Diyor Ayşe R.A. Allah Azze ve Celle eğer müminseniz Ayşe'ye iftira etmeyin. Ayşe'ye zina isnadında bulunmayın diyor. Peki Kur'an-ı Hakim Ayşe'yi müdafaa ediyorsa, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin emri olarak Ayşe'yi müdafaa ettiğimizden dolayı bize mezhepçi diyeceklerse, Müslümanları muhafaza ettiğimizden dolayı bize saldıracaklarsa, bize bir takım ispatlarda bulunacaksa biz ölene kadar ümmetin anası, bütün İslam kadınlarının üsveyi hasenesi Ayşe'yi Kur'an'ın emri olarak müdafaa etmeye devam edeceğiz Allah'ın inayetiyle. İran'da da Alemi İslam'ın bütün noktalarında da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Müslümanlar PKK'ya karşı, İran'a karşı, İsrail'e karşı, Ayişeleri, analarını müdafaa ve muhafaza edeceklerdir. Kur'an-ı Kerim bize bunu emreder. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kadın eşim buyurdular. Dünyada eşim ahirette eşim ananız buyurdular annemizi korursak evimizi koruruz kızlarını ümmetin koruruz ümmetin eşlerini kadınlarını korumuş oluruz